Kriptolar Pakradoniler. Onun asıl isminin Artin olduğunu biliyor musunuz? Türk veya Kürt olmadığı kesin ama kriptoların hangi grubuna mensup olduğu kesin değil. Bu kanlı hikayenin içinde bir takım derin istihbaratçıların olduğu söyleniyor. Koskoca bir devlet, muazzam bir ordu bu faciayı 30 yıla yakın bir zamandan beri bitiremiyor. Çok kanlı ve çok karlı bir iş bu. Ülkeye, halka ve devlete yüz milyarlarca dolara mal oldu birileri bu işten çok paralar kazandı büyük zengin oldu mallar bir ara helikopterlerle taşındı bu kanlı facianın ismi bitmeyen facia'dır bunu kimse bitiremez özal bitirmek istemişti de onu bitirmişti derinler derin ve gizli birileri bu savaş bitmesin ve sonunda Türkiye bölünsün ve parçalansın istiyor böyle bir şeyi gerçek kürtler ister mi istemezler. Çünkü Türkiye parçalanırsa onlara ait topraklara bir takım yabancılar gelecektir. Kavga bitecek ama yorgan da gidecektir. Bu bir Kürt milli hareketi midir? Hayır. Kostümler Kürttür ama oyunu sahneye koyanlar ve senaryoyu yazanlar kriptodur. Kripto ne demektir? İki kimlikli demektir. Görünen kimliği, iğreti, yalan ve sahtedir. Asıl kimliği gizlidir. Kriptolar sadece dağdakiler midir? Hayır, asıl güçlü, sinsi ve dehşetli kriptolar dağda değil, bağdadır. Kriptolar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu boşaltıyor mu? Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oraların için boşaltıyorlar? Müsait zaman gelince, fırsat zuhur edince o bölgelere dışarıdan nüfus getirilecektir. Boşluk onlar için hazırlanıyor. Dağdaki ve bağdaki belli başlı kriptolar niçin tespit edilip teşhir edilmiyor? Doğrusu buna benim de aklım ermiyor. Türkiye halkı bu kriptolar meselesine vakıf mıdır? Maalesef yüzde değil, binde biri bile bilmez bunları. Bu konuda Türkiye Gazetesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli nüshasının birinci sayfasında çok önemli bir haber yayınlandı. Gereken ilgi gösterilmedi, kaynadı gitti. Niçin bu kadar önemli bir haber ilgi görmedi? Demek ki uyuyoruz. Büyük medya, Türkiye'nin parçalanmasına yol açabilecek bu çok önemli ve vahim konuda ne yapıyor? Büyük medyanın gündeminde futbol var, magazin var, bazısında müstehca yayınlar var, meraklı haberler, şehvet var. Ülkeyi allak bullak eden kriptolarla uğraşacak vakitleri yok. Başka sebep yok mu? Var tabii. Ülkemizde iki büyük kripto azınlık vardır. Birileri yazımın üst tarafında dağda ve bağda olanlar diye anlattığım kesim. Diğeri ise Yahudi kökenli olanlar. Birinci kesimdeki kriptolar içinde de Yahudi kökenli olanlar var mı? Var. Onlara Pakradoniler deniliyor. Yahudilikten Ermeniliğe geçmişler. Daha sonra da Kürt veya Türk, Sünni veya Alevi Müslüman görünmüşler. ''Aa ben bu Pakradoni lafını hiç duymamıştım. Sen bunu nereden çıkarttın?'' A akıllım, dünya ve bilgi senin bildiklerinden ibaret olsaydı, her şey ne kadar yoz ve basit olurdu. Sen bilmediğin için onlar yoktur diyenlerden misin yoksa? Peki bu konuyu nereden öğreneceğiz? Çok zor.'' kar izleri silmiş 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Abraham Galanti önce Hemanora dergisinde bu konuda Fransızca bir makale yazmış sonra bu makale küçük bir kitap halinde bastırılmış 30 yıllarda İstanbul'da yayınlanmış bu derginin İstanbul kütüphanelerinde bir koleksiyonu mevcut değildir fransızca kitapçık da yoktur bendenize pakradonilerle ilgili kitabın mikrofilmlerini berlin'den bir dostum göndermek lütfunda bulundu berlin devlet kütüphanesindeki eski prusya kütüphanesinde bir nüsha varmış peki neymiş kimmiş bu pakradoniler böyle gizli esrarlı konular öyle kolayca anlatılamaz pakradonileri anlamak için tarih uzmanlarından bir sene sıkı ders görmek gerekir bizde böyle uzmanlar var mıdır yoktur. Dış dünyadan uzman bulup getirmek gerekir. Bizim merakı bey zora hiç gelmez. Madem ki pakradunileri anlamak ve öğrenmek zor, medyadaki kavga gürültü, magazin, futbol, ıvır zıvır yalan dolan manken haberleri okumaya ve seyretmeye devam. Ehli dünya dünyada, Ehli Ukba, Ukba'da. Kemalistlerin derdi Mustafa Kemal, Müslümanların derdi Çamlıca Camii vesaire. Dağdaki ve bağdaki kriptolarda içlerine devam eder. Türkiye parçalanıncaya kadar. Kabak en fazla Müslüman Kürtlerin başında patlar. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.